Tekrar selam. Bugün size 306 GTI'nin sensörleri nerede, hangi sensör ne iş yapar onu anlatacağım. Hadi başlayalım. Selam arkadaşlar. Size bugün 306 GTI'nin sensörleri, pozisyonları, işlevleri, ne iş yaparlar, nasıl yaparlar, nerelerdeler, bunlardan bahsedeceğim. Evet, başlayalım. 306 GTI motoru. Şunu bir alalım şuradan. Evet, yedek arka taşıyıcım falan. 306 GTI'nin üzerinde kafadan baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tane şöyle kabataslak sensörümüz var. Sadece üstte arada kalan 12, 13, 14, 15, 15 olması lazım. Evet. Tamam, şöyle başlayalım. Birincisi kelebek pozisyon sensörü ile başlayalım. Gaz kelebeğimizin durduğu pozisyon budur. Tel buradan girer, etrafından dolanır ve açılır, kapanır. Açılır kapandığında buradan bir mil geçer ve tam arkasında kelebek pozisyon sensörü vardır. Orijinal fabrikasyon Bosch markadır. Kelebek pozisyon sensörü İngilizcesi TPS, Throttle Position Sensör'dür. İkisi aynı şeydir, yani birisi gaz kelebek sensörü dediğinde yok abi TPS demenize gerek yok. İkisi de aynı nane. Ne iş yapar? Kelebeğinizin pozisyonunu algılar, ona göre sinyal verir. Kelebek pozisyonda bu. Hacı Rolante abi, sen çok açtın, kapat, ben zaten açığım. Senin orada açık kalmana gerek yok. Deviri çok yükseltmeye gerek yok. Sen kapan, ben buradan hallediyorum bütün işi der. Hatta patron hallediyor der, yani şoför. Onun dışında Rolante'de durduğunda bunu kapalı olarak algılar, der ki bize gaz veren yok. Sen oradan açıl da motora biraz hava girsin. Yakıt da karışsın da biz de stop etmeyelim, motor durmasın der. TPS sensörü. Hemen yanında oil catch'ten gelen veya işte külbütör kapağımızın üstünden yağ buharı gelir. İçeri girer. Buradan yan hatta basılır. Yani aslında burada conta vardır. Contadan aşağı süzülerek buraya girer. Buradan aşağıya kranga doğru ilerler. Oradan giremeyenler buradan çıkar ve her gaz açtığınızda yağlar içeri, ki büyük bölümü içeri gider. Ondan sonra benim gaz kelebeğim niye yağlandı der insanlar. Gaz kelebeğin yağlanmasının sebebi bu piçtir. Burada içeride ısıtıcı var. Yağ buharını ısıtır ve buradan sıvılaşmış halini içeri verir. Oil catch tank videomda da anlattığımda yağ ısıtıcı yeni nesil arabalarda diye geçer. Burada 306'da çok aktif değildir. Bu sensör çoğu kırıktır. Soketi falan parçalanmıştır. Yuvası yerinde yoktur. Takılı bile olmadığını gördüm. Çok önemli midir? Değildir. Sıvılaştıramaz. Nasıl olur zaten? Şuradan yağ buharı gelir. Tam şurada buhar olan yukarıda kalır. Soğuyan yağ sıvı olur, aşağı çöker ve aşağıdan kartere geri devam eder. Edemeyenler kelebekten içeri çekilir, yapar ve yanma odasında hava, yakıt ve yağ pisliği olarak egzozdan atılır. Neyse, bu da böyle bir şeydir. Onun dışında hemen gelelim. Burada gördüğümüz bir sensör abimiz vardır. Bu da Bosch markaydı. Daha önceki yine gaz kelebek temizleme esnasında üstündeki şeyler gitti. Bunda da aynı şey oldu. Balata spreyi mi yaptı? Tenerle mi temizlemiştim? Hatırlamıyorum. Oradaki yazıları silindi. Bu abimiz de emmedeki basıncı algılar. Emme basınç sensörü. Yani MAP diyebiliriz. Manifold Air Pressure MAP sensörümüz. Yani akış metre değildir. Akış metre, akışın ne kadar olduğunu, yani kelimesi zaten onu anlatıyor. Akışın miktarını hesaplar. Bizimki sadece emmedeki basıncımızı algılıyoruz. Burada atladığım bir sensör var. Burada da giren havanın sıcaklığını algılayan bir sensörümüz var. Hava sıcaklık sensörü. Air temperature neydi? Öyle bir şeydi, şu an İngilizcesini hatırlayamadım. Neyse, hemen arkada kalan şu minnoş
şu borunun çıktığı orijinalde hava filtresine girmesi gereken orijinal kazanda, ama olmayanlarda krank sensör takıp bir nevi temiz tutmaya çalışanlar da oluyor. Burada da minnoş rolanti motorumuz var. Sensörü arkada kalıyor. Cins bir yerde öyle bir sensörcüğümüz var. Hemen yukarısında bir üçlü grup var. Bu üçlü ne yapıyor burada? Radyatörden gelen sıcak hava motora gidiyor. Ama burada 3 tane sensör var. 3'ü aynı kütükte ama 3 ayrı sensör. Nedir? Mavi sensör buradan çıkıyor, kadrana gidiyor. Kadrandaki su sıcaklığının göstergesini aktif ediyor. Bu ona yarıyor. 306 GTI'larda ve genel 306'larda BSI beyni denen bir şey yok. BSI beyni nedir? Tam Türkçesini açıklayayım. Merkezi bilgi işleme, bilgi işlem diyelim buna. BSI beyinli arabalarda, XR'larda 406, 206 yeni DS'ler, tabii Opel'de artık bu gruba dahil olduğu için BSI beyni onlar da var. Tabii diğer markalarda da var ama çok anlamadığım için diğer markalar çok o konuya girmiyor. Bu sensör tek bir sensör. Çıkıyor, BSI beynine bilgi veriyor. BSI beyninden çıkıyor, motor beynine giriyor. BSI beyninden çıkıyor, göstergeye gidiyor. Veya BSI beyninden çıkıyor, lazım gelen neresiyse oraya bilgiyi veriyor. Ama bilgiyi ana yerde toplanıyor, sonra dağılıyor. Sonra demişler ki, kahverengi var. Biz fanı nasıl açtıracağız? Hararet olduğunda, yani hararet istenen ısı sıcaklığına ulaştığında fan açsın. Şurada ufak bir üçgenimsi fan modülü vardır 306'larda. Ona bilgi verir. Hacı biz ısındık, sen hadi artık fanı aç diye sinyal verir. En alttaki de son lazım olan sensörümüz. O da direkt çıkar ve beyne su ısısının bilgisini verir. Ona göre sen yakıtımı ne yapıyorsun, avans mı veriyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ona göre yap der beyine. Yani ikisi göstergelik durum diyelim. Yani bu da sadece röleyi tetikliyor ve fanı açtırıyor. O işe yarıyor. Burası da içerideki göstergeyi bilgilendiriyor. Asıl işi yeşil yapıyor. Beyine bilgiyi veren o. Tamam, fan da önemli de. Neyse, öyle diyelim, geçelim. Şu an burada başka bir sensörümüz. Bu izada anlatmadığım, bahsetmediğim yok. Hemen. Tamam, şundan da bahsedelim. Oraya da geçelim. Asıl kritiklerden biri değil ama fren hidroliğinin sensörü. Bu sensör fren hidrolik seviyeniz düştüğü anda frene bastığınızda balata ışığı yakar. Çok kritiklerde olursa stop yazısı çıkar. O da öyle bir sensördür. O da kadrana bilgi verir. Beyne hiçbir bilgi vermez. Tamamıyla kadrana gösterir o bilgiyi sürücüye. Şurada mavi soketli bir sensörümüz vardır. Onun da kafası kasnakların olduğu kutuya gider. Ne iş yapar bu? Egzantrik kasnaklarımızın hemen iç tarafında, yani bizim görmediğimiz yüzeyinde ufak bir çentik vardır. 1 santim bile, 1 santimdir belki, emin olamadım şu anda. Bir çentik vardır. O çentiği algılar ve egzantriğin pozisyonunu, bilgisini alır ve beyne verir. Beyin de ona göre enjektörlere veya ateşlemeye işlem yapar. Bu sensörümüz bozuksa veya kasnakta o çentiklerimiz yoksa arabanın yaptığı tepki şudur. Marşa basarız. Gıy 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 gıy. Kimse yok. 2-3 uğraştan sonra ancak çalışır. 4-5 marşta, uzun marşlardan sonra ancak çalışmaya başlar. Burada göreceğimiz başka bir sensörümüz yok. Burada ABS sensörümüz var. Burada kanisterin sensörü var. Klimanın sensörü var. Şurada aşağıda bir klima sensörü daha var, mavi olan. Hemen şurada birinci borazanın altında kalan diklemesine bir sensörümüz vardır. Uzunca bir çubuktur bu. Yağ seviye sensörüdür. Şurada kalır, bloktan girer içeri. Onun hemen dört parmak solunda vuruntu sensörümüz vardır. Ondan tam şunun aşağısında kalır bir sensör daha vardır. Tombulca bir şeydir. O da yağ basınç sensörüdür. O da yine beyine bilgisini verir. Yağ seviye sensörü kadrana da bilgi verir, beyine de bilgi verir. Mesela 306'larda kontağı ilk açtığınızda yağ seviyesi dibe çıkar. Size seviyeyi gösterir. Kapandıktan sonra modele bağlı olarak 2000 ve aşağısında yağ sıcaklık olarak gösterir.
2000 ve üstünde yağ basınç olarak gösterir. Basıncı o büyük tombul sensör verir. Hemen aşağıda genelde herkesin en çok görebildiği araba lifte kalktığında karterde yanda bir sensör vardır. O da yağ sıcaklık sensörüdür. Yağ sıcaklığı göstergesi var tam kadranın ortasında. İlk önce yağ seviyesini gösterir. 10 saniye kadar sonra kapanır. Sonra yağ sıcaklığını göstermeye başlar. Basıncı büyük top olan ısıyı karterin üstündeki sensör gösterir. Uzun lafın kısası budur. Sensörlerde söyleyebileceğim. Kafanıza takılan, merak ettiğiniz bir sensör olursa bana sorun, açıklama yapmaya çalışırım yorumlarda. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Beğenin, abone olun, paylaşın, merak ettiğinizi yazın. Beğenmiyorsanız da beğenmeyin. Merak ettiğinizi bana sorun tekrar diyorum. Bildiğim bir şeyse ki hep bunu söylerim. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Başka da sensörler konusu bu kadar. Bir sonraki videom gaz kelebeğimin söküp temizlemeye anlatımım olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Ondan da sensörlere gelenler hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için.